Arkadaşlar hoş geldiniz. Dönem sonu ev ödevi 1. Arapça cümleler var. Çözümlemesini yapacağız. Daha sonra zamir ve fiil çekimleri üzerinde alıştırma yapacağız. Uyarlama alıştırmaları. İlk cümleyle başlıyoruz. ذهبت إلى سيواس لأدرس اللغة العربية. ذهبت إلى سيواس لأدرس اللغة العربية. Arapça okumak için Sivas'a gittim. Sivas'a Arap dilini okumak için gittim. Efendim burada ذهب yüklem, fiil. To fail. Yani yüklem özne. İle Sivas mefulün bi gayri sarı. Li edrusel lugatel arabiyyete gitme sebebim meful li ecli. Bu da kendi içerisinde harfi cer ve mecrurdan oluşuyor. Efendim li'den sonra gizli bir en var. Muzari fiil o sebeple mansup oluyor. Bu en muzari fiili mastara dönüştürüyor. Dolayısıyla harfi cerden sonra fiil değil isim mastar gelmiş oluyor. Burada efendim li'den sonraki bu yeşille başlayan ifade kendi içerisinde tahlil edilecek. Edruse işte gizli enden dolayı mansup olur dedik. Muzari fiil. Fiil. Faili gizli ben. El-lugatel arabiyyete bu sıfat tanıması Yedrusu, Edrusu burada ene zamire göre çekimlenmiş. Bu fiilin mefolü, mefol bih ögesi. Zehebtu gittim li Edruse. Okumak için, ders görmek için, eğitim almak için. Efendim burada giden benim, okuyacak olan yine ben. Zehebtu mazi fiilli, Edruse muzari fiilli, ene zamirine göre çekimlenmiş iki fiil. Şimdi İkinci cümleyi de okuyalım. Daha sonra uyarlamaya geçelim. Lienneni çünkü ben lem edrus el arabiyyete min kablu. Min kablu. Daha önceden Arapça okumadım. Arapça eğitimi almadım. Efendim zehebtu mazi fiil li edruse muzari mansup fiil lem edrus meczum muzari fiil. Efendim üçünün ortak özelliği ene zamirine göre çekimlenmiş olması. Buradaki ni aslında iyi ama ben ni'yi bütün olarak alayım diyorum. Lienna'nın ismi yani özne geri kalanı da yüklem olmuş oluyor. Haber. Lienna'nın haberi. Haber de fiil cümlesi olarak geldiği için burada iç irava tabi tutuyoruz. Edrus, muzari fiil, öznesi, faili, gizli, ene takdir ediyoruz. El arabiyyete meful, min kablu, efendim buna da mefulün fih diyebiliriz. Buradaki kablu kelimesi harfi cerden sonra gelse dahi dammeli, efendim mebni oluyor. O yüzden niye dammeli gelmiş diye düşünmeyin. Sivas kelimesinin sonunu ise harekelemek istersek, feta ile mecrur yapıyoruz. Diyeceksiniz ki feta ile mecrur olur mu? Efendim gayr-ı musarif isimler feta ile mecrur olurlar. Evet. Lienneni lem edrus el arabiyyete min kablu. Eğer cümleyi anladıysak şimdi diğer zamirlere göre uyarlayabiliriz. Ben Arapça okumak için Sivas'a gittim ya da Sivas'a Arapça okumak için gittim. Çünkü ben daha önce Arapça okumadım. Burada derese yedrusu eğitim almak anlamında okumak. Yoksa gazete okumak, roman okumak değil. Ders görmek, eğitim almak. Efendim, burada alıştırmamız diyor ki, metinde geçen ben zamirinin yerine aşağıdaki zamir ve isimlerden birini koyarak metni yeniden oluşturunuz. Şimdi burada biz var. Önce Türkçesini anlayalım. Neler yapacağız burada?
Efendim Sivas'a Arap dilini okumak için gittik. Biz dediğimizde gittik. Çünkü biz daha önce Arapça okumadık. Mesela sen Sivas'a Arap dilini okumak için gittin. Çünkü sen daha önce Arapça okumadın. Ya da işte burada el-amilat kelimesi var. Bayan işçiler. Efendim bayan işçiler Sivas'a Arap dilini okumak için gittiler. Çünkü onlar daha önce Arapça okumadılar diyeceğiz. İşte entum. Sivas'a Arap dilini okumak için gittiniz. Çünkü siz daha önce Arapça okumadınız. Aynı işlemi Arapça yapacağız. Önce nahnu zamiriyle başlayacağım. Fakat her seferinde tercüme etmeyeceğim. Eğer siz nahnu zamirini biliyorsanız şunun çevirisini de ene zamirine göre uyarlanmış bu iki cümleyi de anladıysanız o zaman maksat anlaşılabilir. Zehebne ila Sivas linnedrusel lugatel arabiyyete liennene lem nedrus el arabiyyete min qablu huve. Zehebe ila Sivas liyedrusel lugatel arabiyyete liennehu lem yedrus el arabiyyete min qablu huma. Zehebe ila Sivas liyedrusel lugatel arabiyyete liennehuma lem yedrus el arabiyyete min qablu. Hum zehebu ila Sivas liyedrusu el-lugata el-arabiyyete liyennehum lem yedrusu el-arabiyyete min qablu. Hiye zehebet ila Sivas litedrus el-lugata el-arabiyyete liyenneha lem tedrus el-arabiyyete min qablu. Huma zehebeta ila Sivas litedrus el-lugata el-arabiyyete liyennehuma لم تدرس العربية من قبل هن. ذهبنا إلى سيواس ليدرسنا اللغة العربية لأنهن لم يدرسن العربية من قبل. أنت ذهبت إلى سيواس لتدرس اللغة العربية لأنك لم تدرس العربية من قبل. أنتما ذهبتما إلى سيواس لتدرس اللغة العربية لأنكما لم تدرس العربية من قبل. أنتم ذهبتم إلى سيواس لتدرسوا اللغة العربية لأنكم لم تدرسوا العربية من قبل. أنت ذهبت إلى سيواس لتدرسي اللغة العربية لأنك لم تدرسي العربية من قبل. أنتما ذهبتما إلى سيواس لتدرس اللغة العربية لأنكما لم تدرس العربية من قبل. أنتن ذهبتن إلى سيواس لتدرسن اللغة العربية لأنكن لم تدرسن العربية من قبل. العامل العامل ذهب إلى سيواس ليدرس اللغة العربية لأنه لم يدرس العربية من قبل. العاملان ذهب إلى سيواس ليدرس اللغة العربية لأنهما لم يدرس العربية من قبل. العمال ذهبوا إلى سيواس ليدرسوا اللغة العربية لأنهم لم يدرسوا العربية من قبل. العاملة ذهبت إلى سيواس لتدرس اللغة العربية لأنها لم تدرس العربية من قبل. العاملتان ذهبتا إلى سيواس لتدرس اللغة العربية لأنهما لم تدرس العربية من قبل. العاملات ذهبنا إلى سيواس ليدرسنا اللغة العربية لأنهن لم يدرسن العربية من قبل. Bir sonraki cümleye geçiyoruz. Erseleni el müderrisu ile el müdiri li es'elehu an mev'idir rahleti. Es'eleni el müderrisu ile el müdiri
لأسأله عن موعد الرحلة. Öğretmen beni müdüre gönderdi. Niçin? لأسأله عن موعد الرحلة. Ona gezinin zamanını, tarihini sormam için. Efendim burada müdür beni efendim gezinin tarihini ona, yani müdüre sormam için gönderdi. Ersele yüklem fiil, ni meful, el müderrisu fail, ilel müdir meful mi gayri sari. Geri kalanı li eselehu an mev'idir rahleti meful li ejlih. Esele fiil efendim faili gizli, hu mefulun bi. An mev'idir rahleti, buradaki sele fiilinin mefulun bi gayri sari ögesi. Şimdi burada ne diyoruz alıştırmamız? Ben sözcüğünü kaldırıp yerine şunları koyacağız. O zaman buradaki öğretmen beni müdüre, ona gezinin tarihini sormam için gönderdi. Burada nahnu'yu uyarlayacak olursak, öğretmen bizi müdüre, ona gezinin tarihini sormamız için gönderdi. Mesela sen zamirini oraya koyacak olursak, öğretmen seni müdüre, ona gezinin tarihini sorman için gönderdi. Mesela şurada işçiler, bayan işçiler var. Öğretmen bayan işçileri müdüre, ona yani müdüre gezinin tarihini sormaları için gönderdi. Eğer anlaşıldıysa efendim uyarlayalım. Sadece okuyacağım. Önce ben zamirinin geçmiş olduğu bu cümleyi tekrarlayayım. Erseleni el müderrisu ilel müdiri li eselehu an mev'idir rahleti. Efendim buradaki hu değişecek. Esele fiil, pardon, hu değişmeyecek çünkü müdürle bağlantılı. Esele fiili değişecek, çekimi. Buradaki ni değişecek. Buradaki ersele fiili, esele fiili değişecek. Esele yeselu. Buradaki esele fiili değişmeyecek. Çünkü her defasında öğretmen diyeceğiz. Ama ben, beni diyor ya, bu değişecek. Yani ben zamirini efendim Türkçe'de buluyorsunuz. Şurada var. Sormam için derken bir de şurada var. Şuradaki ersele fiilini değiştirmeyeceğiz. Tamam. Nahnu'yu ben burada ersele nahnu diyemem. Efendim uyarlayacağız. Dedik ya. Çünkü nahnu ayrık bir ref zamiri, ama burada nasb zamirine dönüştürmemiz lazım. Efendim bu dönüşümü yaparak okuyorum. Bu ödevler daha önce de sizinle paylaşılmıştı. Ben yapmış olduğunuz ödevi efendim karşılaştırmanız için böyle bir video çektim, çekiyorum. Erselene el müderrisu ile el müdiri li nes'elehu an mev'idir rahleti. Huve. Erselehu el müderrisu ile el müdiri li yes'elehu an mev'idir rahleti. Huma. Erselehuma el müderrisu ile el müdiri li yes'elehu an mev'idir rahleti. Hum. Erselahum el-müderrisu ile-l-müdiri liyes'eluhu an mev'idir rahleti. Hiye. Erselaha el-müderrisu ile-l-müdiri litesalehu an mev'idir rahleti. Huma. Erselahuma el-müderrisu ile-l-müdiri litesalehu an mev'idir rahleti. Hunna. Es'elahunna el-müderrisu ile-l-müdiri liyes'elnehu عن موعد رحلتي. أنت أرسلك المدرس إلى المدير لتسأله عن موعد رحلتي. أنتما أسألكما المدرس إلى المدير لتسأله عن موعد رحلتي. أنتم أرسلكم المدرس إلى المدير لتسألوه عن موعد رحلتي. أنت أرسلك المدرس إلى المدير لتسأليه
an ve madir rahleti entuma erselekum al müderrisu ilel müdiri litesalahu an mevadir rahleti entunna erselekunne al müderrisu ilel müdiri litesalnehu an mevadir rahleti el amilu ersel al müderrisu al amile ya da ersel al amile el müderrisu niye harekesini değiştiriyorum efendim uyarlama. Yani burada olduğu gibi kullanmıyoruz. Burada ben nesneyim. O zaman el-amil kelimesini nesneye dönüştüreceğiz. Ersel el-amile el-müderrisu ilel-müdiri liyeselehu an mevadir rahleti. El-amile yani. Ersele el-amileyni el-müderrisu. Burada fiil, fail yer değiştirmiş. Değişebilir. Efendim. Önce faili sonra mefulü getirebiliriz. Yani el-amileyni kelimesini. Erselel-müderrisu el-amileyni ilel-müdiri liyeselahu an mevader rahleti şeklinde de söyleyebiliriz. El-ummalu. Erselel-ummale el-müderrisu ilel-müdiri liyeseluhu an mevader rahleti. Dikkat ederseniz burada uzatıyorum. Diyeceksiniz ki oradaki nunları düşürüyorsun. Evet, beş fiilden nunları düşürüyoruz. Ne zaman? Mansup ve meczum olduğunda. Beş fiillerin mansup ve meczum halinde sondaki nunlar düşer. El-amiletu. Ersele el-amilete el-müderrisu ilel-müdiri litesalehu an mev'idir rahleti. El-amilete yani kullanacağım. Ersele el-amileteyni el-müderrisu ilel-müdiri لِتَسْأَلَاهُ عَنْ مَوْعَدِ الرَّحْلَةِ الْعَامِلَاتُ اَرْسَلَ الْعَامِلَاتِ الْمُدَرِّسُ اِلَى الْمُدِيرِ لِيَسْأَلْنَهُ عَنْ مَوْعَدِ الرَّحْلَةِ. Efendim, daha önce söylediğim gibi şuradaki isimleri el-amil ile başlayan el-amile, el-amilet bunları el-müderristen sonra da zikredebilir ve اَرْسَلَ المدرس العاملات إلى المدير ليسأله عن موعد الرحلة diye biliriz. Ama öncesinde zamir geldiğinde bu zamirler efendim gördüğünüz gibi fiile bitişmiş efendim. Eğer fiilden sonra faili direkt getirip mefulü daha sonra zikretmek istersek o zaman ni yerine ayrık nasb zamirini iyaya'yı kullanmamız gerekir idi. Peki bir sonraki cümlemiz. Talebe minni üstadi en ektubet derse fil kurraseti. Talebe minni üstadi. Hocam benden istedi. Fiil, mefulün bir gayrısarı, fail. Gördüğünüz gibi burada minni failden sonra da gelebilir. Talebe üstadi, üstadi minni denilebilirdi. Efendim. Burada zikredilmiş. Talebe minni üstadi fiil. Mefulün bir gayrısarı fail. Şimdi altı çizili, mavi çizili olan kısım mefulün bir öbeği. En ektubet derse fil kurraseti. Bu dersi deftere yazmam. Dersi deftere yazıyorum. Başına en getirilmiş yazışım, yazmam. Mevvel mastar elde edilmiş. Daha sonra da talebe fiilinin nesnesi, mefulü olarak kullanmış. Bunu iç iraba tabi tuttuğumuzda ektub, muzari fiil, enden dolayı mansup olmuştur. Faili gizlidir, ben zamiri. Et derse mefuldür, fil kurraseti mefulün fihtir. Evet, fiil mefulün bir gayrısarı, fail ve mefulün bir şöyle mefulün bir öbeği. Mefulün bir öbeği de kendi içerisinde efendim fiil, gizli fail, meful ve mefulün fi ögelerinden oluşmaktadır. Hocam benden dersi deftere yazmamı istedi. Bakınız Türkçede de hocam istedi, kim istedi? Benden kimden istedi? Dersi istedi olmadı. Deftere istedi olmaz. Evet.
Demek ki bu dersi ve deftere ifadesi istediğinin değil, yazmanın ögeleri. O yüzden hepsini bir bütün olarak istedi yükleminin nesnesi olarak değerlendiriyoruz. Evet. Buradaki renklendirme Arapça ögeleri temel referans alıyor. Yani size Türkçe cümlenin efendim ögelerini çözümlemeyi öğretme niyetinde değil, aksine Arapçayı öğretme niyetinde. O yüzden renkler de efendim Arapçayı temel referans alıyoruz. Ama Arapça ile Türkçe arasında çoğu kere benzerlik olduğunu da görebiliriz. En azından temelde. Fakat bu her zaman Arapça ve Türkçe cümledeki ögelerin birebir karşılığı olacağı demek değil. Tamam, anlaşıldıysa bu. Bir sonraki cümleye geçeceğim. Hocam benden dersi deftere yazmamı istedi. Evet. Bir, iki, üç tane öge var. Hocam benden ve şu. Üçü de istediğinin ögeleri. Birisi zorunlu öge, fail. Geri kalanları tamamlayıcı ögedir. Her fiilin bir faili var derler ya, o yüzden. Ben her fiilin merfu bir ismi var diyorum. Efendim, ene ketebtu etterse kable galilin. Ene ketebtu derse kable galilin. Ben dersi az önce yazdım. Yazdım. Evet, yukarıda isteyen hoca. Yazacak olan benim. İkinci cümlede yazan benim. Benim. Efendim, şimdi alıştırmamız diyor ki ben zamirinin yerine buradaki zamir ve isimleri koy. O zaman şuradaki minni derken orada bir ben var. Ektube'de bir ben var. Ketebtu ve ene, bunlarda bir ben var. Bunlara dikkat alacağız. Efendim, ben dersi az önce yazdım. Bunu, evet, bu iki cümleyi nahnu zamirine uyarladığımızda önce Türkçesini anlatalım. Hocam, pardon, hocamız bizden dersi deftere yazmamızı istedi. Biz dersi az önce yazdık. Mesela sen zamirine uyarlayacak olursak bu iki cümleyi, hocan senden dersi deftere yazmanı istedi. Sen dersi az önce yazdın. İşte bir de bayan işçiler diyelim. Hocaları onlardan, ama bayan çoğul, onu unutmayalım, dersi deftere yazmalarını istedi. Onlar efendim dersi az önce yazdılar. Bu şekilde uyarlama yapıyoruz. Başlayalım nahnudan. Talebe minna üstadune, talebe minna üstadune en nektube terse fil kurraseti. Nahnu ketebne et terse kable galilin. Huve. Talebe minhu üstaduhu en yektube terse fil kurraseti. Huve ketebe et terse kable galilin. Huma. Talebe minhuma üstaduhuma en yektuba et terse fil kurraseti. Huma ketaba terse kable galilin. Hum. Talebe minhum üstaduhum en yektubu terse fil kurraseti. Hum ketebu et terse kable galilin. Hiye. Talebe minha üstaduha. Talebe minha üstaduha en tektubet derse fil kurraseti. Hiye ketebet et derse kable galilin. Huma. Talebe minhuma üstaduhuma en tektuba et derse fil kurraseti. Huma ketebete et derse kable galilin. Hunne. Talebe minhunne üstaduhunne en yektubne et derse en yektubne et derse fil kurraseti. Hunne ketebne et derse kable galilin. Ente.
Talebe minke üstadüke en tektubat derse fil kurraseti. Ente ketebtet derse kable galilin entuma. Talebe minkuma üstadukuma en tektubat derse fil kurraseti. Entuma ketebtuma et derse kable galilin entum. Talebe minkum üstadukum en tektubu et derse fil kurraseti. Entum ketebtum الدرسه قبل قليل انت طلب منك استاذك ان تكتبي الدرس في الكراسه انت كتبت الدرس قبل قليل انتما طلب منكما استاذكما ان تكتبا الدرس في الكراسه انتما كتبتما الدرس قبل قليل انتن طلب منكن أستاذكن أن تكتبن الدرس في الكراسة. أنتن كتبتن الدرس قبل قليل. العامل. Şimdi burada amil kelimesini zamir olarak mı kullanacağız? Efendim isim mi olarak kullanacağız? İkisini de deneyelim. طلب من العامل أستاذه أن يكتب الدرس في الكراسة. العامل كتب الدرس قبل قليل. Bu şekilde yapalım. Evet, şuradaki y yerine efendim işçi kelimesini kullanıyoruz ama diğer yerlerde zamirlerini. Şurada da ene yerine efendim el amil ismini kullanalım. Efendim tekrarlıyorum. Talebe minel amili üstazuhu en yektube الدرس في الكراسة. العامل كتب الدرس قبل قليل. العاملان. طلب من العاملين أستاذهما أن يكتبا الدرس في الكراسة. العاملان كتبا الدرس قبل قليل. العمال. طلب من العمال أستاذهم أن يكتبوا الدرس في الكراسة. العمال كتبوا الدرس قبل قليل. العاملة. طلب من العاملة أستاذها أن تكتب الدرس في الكراسة. العاملة كتبت الدرس قبل قليل. العاملتان. طلب من العاملتين أستاذهما أن تكتبا الدرس في الكراسة. العاملتان كتبتا الدرس قبل قليل. العاملات. طلب من العاملات أستاذهن أن يكتبن الدرس في الكراسة. العاملات كتبن الدرس قبل قليل. Efendim özellikle çekimlerde yanlış olmasın diye sözcükleri ayrı ayrı okumaya çalıştım. Peki. Bitti. Efendim. İstifade ettiğinizi umuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.